Günaydın. Günaydın efendim. İzzet bekle. Ben de geliyorum. Hayrola, nereye geliyorsun? Yahu ne işin var senin kaymakamlıkta? Dünya kadar işin var. Bak vallahi seninle ilgilenemem. Ay, güldürme beni İzzet. Yani duyan duymayan da seni karısıyla çok ilgili bir adam zannedecek. Yahu gerçekten de bir sürü resmi iş beni bekliyor. Ayrıca Esraf'la toplantı yapacağım. Bu sünnet düğünüyle ilgili. Bazılarına görevler vereceğim. İyi ya işte. Tam da benim orada olmam gereken zaman. Sen şimdi bir sürü şey söylemeyi unutursun. Hadi hadi. Şu adamı kasabada. Kime? Sünnetçiye ve karısını tabii. İyi de şikayet ettik işte. Daha ne yapayım hanımcığım? Bence bakanlığa şikayet etmelisin. Bak şu saat oldu, hala görevinin başında değil. Hele şununkinin pepisini bir kes. Bak neler oluyor Cevat. Allah aşkına şimdi keser miyim hiç? Kesmeyeceğim tabii ki. Hadi hadi. Yürü. Selamünaleyküm. Nereye? Sanki kocası değil de babası. Sümbül de tay gibi maşallah. Daha bayır hasta peşine koşacağına biraz da kendine baksa hıyar. Ulan ne dedikoducu insanlarsınız. Bir hanımefendinin peşinden böyle konuşulur mu? Süleyman sırf bu yüzden sana tıraş olmaya gelmek istemiyor. Ne dedim Zekeriya? Hadi canım sen de. Merhaba. Nasılsın? Ay sen de çok güzelsin. Hayırdır Osman abi, nereye böyle? Kaymakamın oğluna sünnet hediyesi almaya. Siz ne alacaksınız? Yoksa aldınız mı kız? Bizi şikayet eden adama bir de hediye mi alacaksınız? İyi de mahdumu sen kesmeyecek misin oğlum? Hele bir kessin. Vallahi o saat boşarım onu. Büyük konuşma Sümbül Hanım. Böyle aslan gibi delikanlı boşanır mı hiç? Şükran karısı kasım kasım kasılarak az çektirmedi bana. Şimdi sıra Sümbül'de. Bakalım el mi yaman, bey mi yaman göreceğiz. Karı koca Cumhuriyet Meydanı'nda benden özür bile dileseler bu iş olmaz artık. Vallahi senden korkulur Sümbül Hanım. Hadi hoşça kalın. Hadi hoşça kalın. Hayret bir şeysin Sümbül yani. Niye bu şu kadın yanında böyle konuşuyorsun? Bilerek yaptım. Oh canıma değsin. Şifran çürsüzlüğü bunu duyunca çıldıracak şimdi. Evet Galip. Biz her şeyi hallettik kaymakamım. Hacı İlmi yemek işini, Hasan Aile İbrahim'e et işini üstlendiler. Düğüne bir gün kala efendim 4 koç getirecekler. Ya muhtarlar sağ olun da 4 koç çok olmaz mı? Anca yeter kaymakamım. Ben içki masa sandalye işini üstlendim. Hatta adadan şarap bile getiriyorum. Ya çok sağ olun. Teşekkür ederim. Yalnız masrafları yazıyorsunuz değil mi? Siz bu işe hiç karışmayacaksınız kaymakamım. Olmaz öyle şey. Ben kimseye borçlu kalmak istemem. Kaymakamım niye böyle düşünüyorsunuz? Bu sadece sizin değil ki, bütün kasabanın sünneti. Hacı İlmi doğru söylüyor kaymakamım. Hem 3-5 kuruşluk iş. Kirveme az bile. Sağlık memuru nerede doktor? Köye bir hastasına gitti efendim. Bu ne rehberlilik ya? Nasıl gönderirsiniz mesai saatinde? Efendim hastanın durumu çok kötüymüş. Yani 10 gündür büyük abdestine çıkamıyormuş. O adamın kaçıncı vukuatı bu ya? Madem serbest çalışmak istiyor, basın istifayı defolup gitsin. Öyle devletin olanaklarını kullanamaz. Kullandırtmam. Ne terbiyesiz adam bu ya?
Peki sağlık ocağı, sünnete hazırlıklı mı? Tabii tabii efendim. Bütün olanaklarımızla hazırız efendim. Aletlerinizin bakımı, hijyeni falan tamam mı? Allah korusun, mikrop kapar. Hayatı kararır çocuğum valla. Siz hiç merak etmeyin efendim. Çünkü doktor bey aşırı titiz ve mesleğine aşık biri. Peki, görevinizin başına dönebilirsiniz. İyi günler efendim. İyi günler efendim. Terbiyesiz kadın. Hayrola, ne oldu gene? Ay, görmedin mi hemşireyi? Doktorun ağzının içine düşecekti. Salih Zeki Bey'in için çağırmıştık. Sünnet alayı için. Ha, pardon. Salih Zeki Bey. Buyurun kaymakam bey. Sünnet sabahı için sizden 10-15 tane çocuk istiyorum. Bütün okul emrinizde kaymakam bey. Yalnız kıyafetleri çok temiz ve düzenli olmalı. İsabet buyurdunuz efendim. Hepsiyle tek tek ilgileneceğim. Güzel. Sen de görevinin başına gidebilirsin Salih Zeki. Efendim, benim sizden bir ricam var. Buyurun. Efendim, sünnet gecesi oynatmak için bir piyes hazırlatmıştım çocuklara. Eğer müsaade ederseniz. Çok teşekkür ederiz ama biraz abartılı olur Salih Zeki. Özür dilerim efendim. Emredersiniz. Bak, iyi olmadı mı gelmem? Yerim seni ben. Ay, delirdin mi İzzet? Evet, delirdim. Ne var? Bir gören olacağım. Bırak. Yerim.